Atina ile Ankara arasındaki Kardak geriliminde bu fotoğraf Türkiye'nin tepkisini çekti. Çarşamba günü çekilen fotoğraf Yunanistan'ın son provokasyonunun kanıtıydı. Yunan ordusu Kardak'ın yanı başındaki İstanköy adasına paraşütle özel kuvvet askeri indirdi. Gerekçe eğitim yapılmasıydı ama iki tarafta bunun son günlerde artan Kardak gerilimiyle bağlantılı olduğunu biliyordu. Yunan medyasındaki habere Ankara'dan tepki Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu'ndan geldi. Müftüoğlu 1947 Paris Anlaşması'nı hatırlattı. O anlaşmayla İstanköy Adası İtalya'dan Yunanistan'a bırakılmıştı. Ama silahsızlandırılma şartı konulmuştu. Müftüoğlu adada her türlü askeri eğitim faaliyetinin yasak olduğuna dikkat çekti. İstanköy'e yönelik bu tatbikat uluslararası hukukun açık ihlalidir dedi. Müftüoğlu yazılı açıklamasında Atina'yı uyardı. Uluslararası hukuka aykırı altından kalkamayacağınız eylemlerden kaçının, gerekli adımları atmaktan imtina etmeyiz dedi. Benzer açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da gelmişti. Başbakan Binali Yıldırım da zaman zaman karşı taraftan gelen aşırı abartılara, tahriklere de gülümseyerek cevap veriyoruz. Bunu yanlış okumamaları lazım dedi. Kardak gerginliği Yunanistan'ın 8 FETÖ'cü darbeciyi Türkiye'ye iade etmeme kararından sonra tırmandı. Pazar günü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bölgeye giderek inceleme yaptı. Yunan askerlerinin İstanköy'de hava indirme tatbikatı yapması da bu gerginliğin son adımıydı. Ankara ise 8 darbecinin iadesi konusunda yeni bir girişimde bulundu. Başbakan Yıldırım bu konuda Sayın Tsipras'a da bir mektup gönderdim. Bu kararın bir kez daha hukuk içerisinde gözden geçirilmesini ve bunların iadesi yönünde bir sonuç beklentimizi ifade ettim dedi.